İstanbul'da 39 tane ilçe bulunmaktadır. Toplam yüz ölçümü 5461 kilometre karedir. Rakımı 30 metredir. Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalar arası bir şehir olup Avrupa'daki bölümünü Avrupa yakası veya Rumeli yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu yakası veya Asya yakası denir. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 yılları arasında Latin İmparatorluğu, 1261-1453 yılları arasında tekrar Bizans İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Ayrıca İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam dünyasının da merkezi olmuştur. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Başlıca akarsuları Riva, Kağıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydoz Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özeli görülür. İstanbul'dur Bizans, Roma ve Osmanlı döneminde başkent olarak kullanılmıştır. Şehir çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik halini almıştır. Uzun zaman dilimleri boyunca her alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, geçmişten günümüze bir dünya başkentidir. Osmanlı Padişahı 2. Mehmet'in 53 gün süren kuşatması sonrasında Osmanlı, İstanbul'un 4. ve son başkenti olmuştur. Osmanlı'nın ele geçirmesinden sonra Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı'nda kurulması yapılan yeni imarethanelerdir.
İstanbul batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve ortada İstanbul Boğazı'ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ bağlı Saray, batıda Tekirdağ bağlı Çerkezköy Çorlu, güneybatıda Tekirdağ bağlı Marmara Ereğlisi, kuzeydoğuda Kocaeli'ne bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli'ne bağlı Körfez, güneydoğuda Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçeleriyle komşudur. İstanbul'u oluşturan yarım adalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya ana karalarındandır. Kentin ortasındaki İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kentin iki yakasını birbirine bağlar. İstanbul Boğazı boyunca ve Halit'i çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. Şehrin en önemli gölleri olan Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleri birer lagündür. İstanbul Boğazı'ndaki Haliç, Tarabya ve İstinye koyları ise şehirde Riya tipi kıyının en iyi örnekleridir. Şehirde Marmara Denizi ve Boğaz'da irili ufaklı 11 adanın yanı sıra Karadeniz'de ufak kayalıklar ve Haliç'te Bahariye adaları yer almaktadır. İstanbul'un tarihsel merkezi konumundaki Fatih ilçesi tarihi yarımada, Haliç çevresi yerleşimleri Beyoğlu ve Eyüp Sultan, Boğaz içinde Beşiktaş ve Sarıyer, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Adalar ilçeleri, İstanbul'un tarih turizmi açısından zengin merkezleri arasında yer almaktadır. Doğa turizmi için ise Beykoz, Şile, Adalar ve Sarıyer'de ilgi çekici adresler vardır. İstanbul'un etrafını çeviren surlar tarihte 7. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiştir. İstanbul surları Sarayburnu'ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray'a, bu taraftan ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule'ye, Yedikule'den Topkapı'ya, Topkapı'dan Ayvansaray'a uzanıyordu. Surların uzunluğu 22 kilometredir. Haliç surları 5,5 kilometre, Kara 6,5 kilometre, Marmara surları ise 9 kilometredir. Kara surları 3 bölümden oluşur. Hendek, dış sur, iç sur. Hendekler bugün tarım alanı olmuştur. Dolmabahçe Sarayı, Karaköy'den Sarıyer'e uzanan sahil şeridinin Kabataş ile Beşiktaş arasında kalan bölümünde, Marmara Denizi'nden Boğaz içine deniz yoluyla girişte sol sahilde, Üsküdar'ın karşısında yer alan saraydır. Yıldız Sarayı ilk kez Sultan 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmış. Özellikle Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun ana sarayı olarak kullanılmıştır. Günümüzde Beşiktaş ilçesinde yer alan bir saraydır. Galata Kulesi İstanbul Beyoğlu'nda Galata semtinde bulunan 528 yılında inşa edilmiş kuledir. Kuleden şehir panoramik bir şekilde izlenebilmektedir. 1348 yılında Cenevizliler tarafından Galata surlarına tekrar ek olarak yapılmıştır.